Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 12, ünite 1, ders 2. El-Vahidetu 1, ünite 1. El-Dersu Sani, ikinci ders. Edevatü Şarti, şart edatları. Lahiz ente, ente gizli zamir fail. Sen düşün. Neyi düşünelim? Edevatü Şarti, şart edatlarını düşün. Onların üzerinde mülahaza et. Kafa yor. Edevatü şartı, şart edatları. 1. Cümlelere tam olarak geçmeden şart edatları nedir? Yani şart, cevap cümleleri Arapçada söz konusu. Türkçede de şart, cevap söz konusudur. Mesela öğrenciler için veliler, aileler genelde şöyle cümle kurduklarını görmekteyiz. İşte nedir? Derslerinde başarılı olursan, örneğin takdir, teşekkür gibi bir belge getirirsen ve sana falanca şeyi alacağım artık. Kimisi bilgisayar alır, kimisi farklı bir şey alır. Ne diyor burada? Eğer takdir getirirsen, getirir isen, burası bir şart. Eğer sen bunu yaparsan ne olur? Şöyle şöyle yaparım. Sana şu hediyeyi alırım. Veya şöyle şöyle yaparsan sana şu cezayı veririm. Yani bir koşul var, bir şart var. O şart gerçekleştiğinde bir de onun sonucu oluyor. Mesela ders çalışırsan sınıfı geçersin, başarırsın. Ders çalışmazsan başarısız olursun. Bunun gibi. Şemsiye taşırsan yağmurdan korunursun. Yağmurlu bir havada şemsiye almadan çıkar isen şart burası. Sonuç ne olur? Islanırsın. Şart var, cevap var. Bir şart cümlesi, bir cevap cümlesi. Şimdi aynı durumları burada da göreceğiz. İnşa et tatlub, sen istersen, istiyor isen, kim sen? Burada zamir gizli özne. Gizlidir. Tatlub ente, sen istersen, istiyorsan, neyi sıhhate, sıhhati sağlığı istiyorsan, şey bu durumda ihtemme. İhtemme önem ver. Önem vermelisin, dikkat etmelisin. Bin nezafeti temizliğe. İhtemme mazi bir fiildir. İhtemme, yehtemmu, iftial babından mazi fiil. Burada in şart edatımızdır. Öncelikle şart edatının geldiğini bilin. Şart edatı in. Edat dediğimiz şey bir harf de olabilir, isim de olabilir. Bu şart edatları denilen işte edavatü şart. Bunların isim olanı var. Harf olanı var. Yalnızca in harftir. Diğer sayılanların birazdan sayılacak hepsi. Tamamı isimdir. İn harftir. Şu an in var zaten. İnin dışındaki diğer sayılacak olan edatlar ise tamamı isimdir. Konu anlatımı birazdan gelir. Şimdi in ne? Şart edatımız. İn. Mana ne? İse. İn tetlub. Tetlub. Dalebe yatlubu, tetlubu, dalebe istedi, yatlubu ister. Kim? Hüve o. Tetlubu, sen istiyorsun. İn tetlubu, sen ister isen, istiyorsan. Neyi? Sıhhate, sağlığı. İşte öyleyse ihtemme bin nezafet. Temizliğe dikkat edeceksin. Bu iş böyledir. Yani in şart edatımız, tetlub burada şart cümlesi. İhtemme, önem vermelisin, önem göstermelisin. Bin nezafeti temizliğe. Men, her kim, yehtemme. Bakın, ihtemme maziydi, şimdi yehtemme muzarisi geldi. Esasen ihtemme, yehtemmu. Hani ketebi, tubu gibi muzari fiil merfu olur. Fakat başında men var. Men olduğu için yehtemme kelimesi nasb mı? Hayır. Buradaki fetha nasb alameti olarak gelmemiştir. Cezm alameti olarak gelmiştir. Yani yehtemme muzarisi an itibariyle mezzumdur. Zaten men yehtemme, yehtemmi, yehtemim. Üç şekilde okuyabilirsin bunu. Yehtemme mimin fethasıyla. Veya mimin nesnesiyle de okuyabilirsin. Yehtemmi. Veya mimi şu an mimle idgam halinde. Cezim var. Cezim var. Şedde var. Şeddeyi kaldırırsın. İki tane mimi yan yana yazarsın. Bu durumda yeh, te, mim, birinci mimin estesi, ikinci mimin sükunu. Yeh, te, mim,
Bu üç şekilde de bu kelimeyi okumak caizdir, serbesttir, fark etmez. Hepsi de olabilir. Men her kim yehtemme, dikkat ederse, bi sıhhati sıhhatine, yekun olur salimen, minel emrazi. Meraz, emraz. Emraz hastalıklar demek. Salimen, beri. Yani hastalıklardan beri olur, hasta olmaz. Men burada şart edatı, yehtemmi, üç şekilde okuyabileceğimizi söyledi. Yehtemmu olmaz ama. Çünkü men burada cezm işlemi yapmaktadır. Cezimden ötürü yehtemmu diye okunamıyor. Burada da mesela intat lubbayı cezmetmiştir. Fehtemme, ihtemme mazi fiil olduğu için kendisinde cezim alameti gözükmez. Onu da bilin. Yehtemme, muzaridir. Cezm alameti olarak fetha, esre veya direkt sükun alabilir. Yehtem diye olamaz ama. Şeddeli çünkü. Bu yüzden böyle. İftihal babından olduğunu söyledik. Kâne yekûnu yekûn cezm olmuştur. Çünkü men iki tane muzari cezmeder. İn de iki muzari cezmederdi. Tatlı birincisi fehten temme ikincisi. Gerçi bunlar aşağıda anlatmıştır belki. Biz bir mana verelim de. Sonra döneriz buraya gerekirse. Ma her ne teddehirhu. Ma her neyi teddehirhu. Sen biriktirirsen, saklarsan. Hani sakla zamanı, gelir zamanı hesabı. Her neyi saklarsan, biriktirirsen. Fisserra'i, iyi durumlarında. Yusa'id. Yusa'id yardımcı olur. Hüve o sakladığın şey. Ke sana fi zararlı hali. Sevinç halinde sakladığın, biriktirdiğin şey. Yani genişlik halinde sakladığın şey. Darlık halinde sana yardımcı oluyor. Müsrif olma. Tabi burada sadece parayla alakalı şey değil. Eynema yeclis. Eynema her nerede yeclis oturursan, oturur ise kim? El-alimu. Alim her nerede otursa yahterim. Hürmet eder, saygı gösterir. Hu ona kimler? En-nasu insanlar. İhterame yahterimu. İftihal babından muzarifi. Hu mef'ul en-nas faili. Aşağıda hepsinin açıklaması olduğu için artık hangisi şart cevap söylemiyorum. Meta her ne zaman tusafir yola çıksan sen ente faili burada. İlâ garretike kendi köyüne doğru yola çıkmış olsan. Setera aslında bu nedir? Teradır yani. Era, yera, tera. Başına sin sonradan eklenmiş. Kelimenin aslından değil. Fa da sonradan eklenmiş. Sin yakın gelecek için kullanılmakta. Fa da cevap olduğunu göstermek için. Fesetera. Çok yakında sen görürsün. Tera ente. Gizli zamir. Fa. Neyi görürsün peki? Menazıra. Manzaraları görürsün. Nasıl manzara? Tabiiyeten sahiraten. Sahir sihirli yani büyülü doğal manzaraları görürsün. Tabii doğal demekti. Sahire büyüleyici manzara manzaralar. Büyüleyici doğal manzaraları görürsün. İza ne zaman dahale girse el-üstazü öğretmen es-safe sınıfa kâme ayağa kalkar et-tullâbu öğrenciler. Levşâye tezûru sen ziyaret etsen ente gizli zamir faildir. Kimleri ziyaret etsen? Ekaribe, kendi akrabalarını ziyaret edersen, yuhibbuna, onlar severler. Vaf, vaid, onlar demek. Onlar severler, ke, seni. Akrabalarını ziyaret edersen, onlar da seni severler. Şayet eder isen, lev tezuru, ziyaret eder isen. Lev'in cezmetmediğini gördük, lev geldi. Tezuru, tezur değil. Meta'dan sonra tusafir ra'nın cezmi olduğunu gördük. Eynema'dan sonra yeclis muzari'nin sonunun cezmi olduğunu gördük. Ma'dan sonra cezmi olduğunu gördük. Bu tür şeyler var. Bakalım. Şimdi her birini burada anlatmış esasen. Edatü şart buradakiler diyor. İşte in, men, ma, eynema, meta, izale. Demek ki şart edatları en sağda yer alır. Bir de ne var? Cümletü şartı, şart cümlesi. Bu ortada yer alır. Buradaki cümleler onlar olmak yani tetbu es-sıhhate yehtemme bir sıhhate diye aşağı doğru devam edenler şart cümleleridir. Bir de cevap cümlesi var. Cevap cümlesi en sol tarafta. Demek ki ortada şart cümlesi var. Sağında şart edatı, solunda şartın cevabı var. Cevabı şart. Şartın cevabı şart cümlesi, şart edatı.
Bu şart cevabına yani cevap cümlesi denildiği gibi ceza cümlesi de denilmektedir. Bu da bir diğer adı. Fehtemme binne zafe yekum salimen minelem razı diye aşağı devam edenlerde şartın cevabı yani cevap cümlesi olmaktadır. Burada ne anlatılıyor arkadaşlar? Bu ünitede şart edatı var, şart cümlesi var, cevap cümlesi var. Bu şart edatlarının bir kısmı cezmetmektedir, bir kısmı cezmetmemektedir. Cezim ne demektir? Bakalım bunları anlatacak sanırsam. Anlatmazsa biz anlatacağız ayrı mesele. Şöyle bir az çok anlaşıldı zannedersem. Mesela tatlık nedir? Mazisi neydi bunun? Lalebe. Kesinlikle duyduğunuz bir fiildir. Lalebe, fiil mazi. Yetlubu muzari fiil müfrettir, müzekkerdir, gaiptir yani üçüncü şahıstır. Peki yetlubun çekimini yap. Fiil çek. Yetlubu, yetlubani, yetlubune, tetlubu, tetlubani, yetlubne. Tetlubu yani ikinci şahıs müfrettir, müzekkerdir. Fiil çekimlerini bilmiyorsanız hocanızdan rica edin işte fiil çekimi nasıl yapabiliriz, bize anlatır mısınız, hangi kitabı önerirsiniz gibi. Fiil çekimini bilmeden geçmeyin çünkü fiil çekimi bugün İmam Hatip'i bitirmek üzeresiniz diyelim. Hani bitti, ilahiyat okumayı düşündüğünüzü varsayarsak ister içeriden okula gidin ister açık öğretim olsun fiil çekimi karşınıza kesinlikle çıkacak. Siz bunu İmam Hatip'teyken kısmen de olsa halletmeye bakın. Halledemediyseniz bununla alakalı video setlerimiz de mevcuttur. Çevrenizden özel dersler de alabilirsiniz. Yani sarf ilmiyle alakalı bir durum. Şimdi tatlu bu muzdarın sonuncu harfi merfu. Zammedir. Tatlu bu. Başında in olduğu için tatlu bu olmuştur. Cezim gelmiştir. Demek ki kelimenin sonuncu harfiyle alakalı işlem yapmak. İnden ötürü bağda sükun var. Ondan dolayı. Biz hemen şunu da anlatalım. Bir devam edelim bakalım gramer olarak ne anlatmışlar? Anlatılan bir şey var mı? Evet, gramer olarak ne var? Bunlar var. Edevatü şarti, şart edatları. Öyle edatlar ki el cazimetu, cezmeden şart edatları. Hiye, onlar nelerdir şunlar? Bunlar cezmeder. İn, men, ma, eynema, meta. Bunlar ne yapar? Cezmederler. Peki edevatü şartı gayrul cazimeti. Cezmetmeyen şart edatları var. Hi onlar nedir? İza ve lev'dir. İza, lev bir de emma vardır esasen. Bunlar cezmetmeyen şart edatlarıdır. Demek ki cezmeden var, cezmetmeyen var. Bunu böyle bilelim. Ben daha geniş anlatayım size. Dilerseniz not alın. Şimdi tek muzari cezmedenler var, iki muzari birden cezmedenler var. La-i nahiye, lamul emir, lem, lemma. Bunlar tek bir tane muzari fiili cezmederler. Bir cümlede la-i nahiye veya lamul emir veya lem veya lemman olduğunu düşün. Bu tek başına sol tarafındaki o kelimeler var ya cümle sol akıyor. Geçen muzarilerden sadece bir tanesini cezmedebiliyor. Bir harf bir taneyi cezmeder. İkisini cezmedemez. Harf derken bunlar isim. Sadece in harf. Peki iki muzari cezmedenler nasıl? İn, izma, izama, men, ma, mehma, meta, eyyane, eyne, eynema, enna, eyyu, haysuma, keyfema. Bunlar ne? Bunlar iki tane muzariyi cezmetmektedir. Yani bir cümle düşün. Mesela şöyle bir cümle var. Başına ne var? İn var veya izma, izama. Az önce saydıklarımdan iki muzari cezmedenlerde bir tanesi burada var diyelim. Bu ne yapıyor? Sol tarafta geçen iki tane muzari fiili cezmediyor. Tek bir isim kullanıyorum mesela. İni kullanıyorum ama sol tarafta iki tane birden cezmediyor. Bir tane edat, iki tane işlem yapıyor. Bu da mümkün olabilir. Bir de cezmetmeyenler var işte. Lev ve iza, emma bunlar da cezmetmeyen edatlardır dedik. Tabii şart cümlesi, cevap cümlesi bunların ikisi birden muzari olabilir, ikisi birden mazi olabilir. Birisi mazi, diğeri muzari olabilir. Yani illa muzari olacak diye bir şart da yok ki. Mazi olduğunda mazide cezm alametini gözümüzde göremeyiz. Öyle bir durum da var. Gözümüzde göremeyiz derken hocam mikroskop mu kullanacağız? Hayır. Yani görünür bir şey değil. O mazi fiil mebnidir. Mebni olduğu için
Mahallen irab vereceğiz kendisine. Mahallen meczum denilir. Ama o kadar derinliklere kitap inmeyebilir. Bir bakalım ne anlatıyor. Cümlete şartiyeti. Şart cümlesinde vardır. Ne var? Selasetu enasira. Üç tane unsur var. Enasira diye okudum ama enasır kelimesi unsurun enasır müntehel cumu kalıbında olduğundan gayrimusariftir. Dolayısıyla esreyi kabul etmez. Lakin sol taraftaki kelimeye muzaf yaparsan bu durumda enasiri olur. Ama burada muzaflık durumu söz konusu değil. Selasetu enasira mensup olarak okuyorum bunu. Mensup derken fetayla okuyorum mesela. Yani şöyle bir durum var. Ayrıntılarına girelim bari başlamışken. Yarıda kalırsa şimdi yanlış anlamış olacağım. Selase bir rakam. 3. 3'ten sonra gelen kelime bunun nesidir? Temizidir. 3 ile 10 arasındaki sayıların temizleri hem cemi hem de mecrur olur. Enasır bu yüzden cemi geldi. Burada müsret yani tekil kullanılamazdı zaten. Aynı zamanda mecrur olması gerekir. Mecrurluk illa esir alması demek değildir. Bu kelime gayrimusarif olduğu için cer alameti olarak fetha alacaktır. Selasetu enasıra dedim. Fethayı verdim cer alameti olarak. Peki esasiye kelimesi enasır kelimesinin sıfatıdır. Enasır kelimesi fetha aldığına göre esasiye de fetha mı alacak? Hayır. Çünkü enasıra cer alameti olarak fetha aldı. Çünkü gayrimusarif idi. Esasiye kelimesinin cer alameti ise esredir. Bu yüzden enasira esasiyetin diyoruz. 3 tane ana unsur vardır kısacası. Şart cümlesinde 3 tane ana unsur vardır. Bu anlattığım irab işte gayrimusarifti, şuydu, buydu. Bu tür konulara uzaksanız kafanızı yormayın. Ne anlattı acaba diye. Yani bilenlere bir tekrar oldu. Konu zaten o değildi. Devam edelim. Hiye. Şart cümlesinde 3 tane ana unsur var dedik. Niye onlar nedir? Bunu kesinlikle bilmeniz lazım. Nedir onlar? Edatü şart. Şart edatı nerede yer alır? En sağ tarafta. Cümletü şart. Şart cümlesi nerede yer alır? Ortada. Cevabı şart. Şartın cevabı. Cevap cümlesi nerede yer alır? En sol tarafta. Bunu kesinlikle bileceksiniz. Basit bir şey zaten. Peki devamında teczimu cezmeder. Ne cezmeder? Edevatu şarti. Şart edatları. Öyle şart edatları ki el cazimet. Cezmeden şart edatları. Cezmeder diyor. Fiileyni iki tane fiil cezmederler. Öyle iki fiil ki muzariyeyni. Muzari iki fiili cezmetmektedir. Yekunu olur. Cezmul ef'ali. Fiillerin cezmi. Öyle fiil ki el ef'alil hamseti 5 fiilin cezmi olur bi hazfin nuni nunun silinmesiyle beraber olmaktadır. Nereden silinmesi? Min ahiriha kelimenin sonundan. O fiillerin sonundan nunun silinmesiyle beraber. 5 fiilin cezmi alameti nedir? Sonundaki nun harfinin silinmesidir. İyi de 5 fiil nedir? Böyle bir durum da var. Anlatmışlar mı? Anlatmamışlar. Bildiğinizi varsayıyorlar. Demek ki şu an Arapça 12'desiniz. Artık 11'de mi, 10'da mı, 9'da mı bir yerlerde anlatmışlar ki 5 fiil deyip geçiyorlar yani. 5 fiil nedir? Sanki anlatsalar ne olurdu? Bir satırlık bir şey anlatmıyor. 5 fiil muzari fiildir. Muzari fiilin tesniyeleri cemi müzekker salimleridir. Artı ilave olarak bir de ne var? Müfretteki müennes muhatabadır. Yani Ketebe yektubudan çekim yaparsam muzari fiil dedik. Yektubu dahil değil. Ama yektubani dahildir. Neden? Sondanın var. Yektubune. Bu da dahildir. Yektubu, yektubani, yektubune. Tek tubu dahil değil. Şekilde anlatmanın zor olduğunu düşündüğümden şöyle yazmaya karar verdim. Beş fiil nedir? Hum yef'alune. Hum neden yazıldı? Hum kalıbındaki yani cemi müzekker gayb kalıbındaki fiilden bahsettiğimiz belli olsun. Yef'alûne, tef'alûne, eyyen tef'alûne dedim. Yef'alûne. Örnek olarak ne verebilirsin? Yektubûne. Başka? Yensurûne. Yekfurûne gibi. Entum tef'alûne. Başka? Ketebe yektubu. Tektubûne. Tensurûne. Tekfurûne. Ta'lemûne. Huma tef'alani tensurani tektubani tekfurani
Huma yef'alani. Yef'alani yektubani. Yensurani. Yekfurani. Enti tef'aline. Başka? Tektubine. Temsurine. Şekli. Bu fiiller beş fiildir. Ne olmuş? Şöyle bir şey olmuş. Bu fiiller şayet cezm olacaksa, yani ne demek bu? Başlarında şart edatlarından, cezmeden şart edatlarından birisi varsa, yef'alûne nasıl yazılır? Yef'alû diye yazılır. Nun silinir. Tef'alûne, tef'alû diye kalır. Nun silinir kısacası. Nunsuz olarak bunları hayal edin. Tef'alî. Fiil böyle yazılıyor. Başında cezmeden olursa. Öyle zannediyorum ki anlatabildim. Yakterin, yakterinu veya yakterinu bitişiyor. İkterane yakterinu. İftial babından muzari fiil. Yakterinu bitişiyor. Ne bitişiyor? Cevabı şart. Şartın cevabı. Neyle beraber bitişiyor? Bil fa'i. Fa harfiyle beraber. Ne zaman? İda kanel cevabu. Cevap şöyle olunca. Olduğu vakit, olduğu zaman. İzaya bu şekilde mana verebilirsin. Peki nedir o? İza kânen cevabı dedim. El cevap kânenin ismi yaptım. Yani. Bunlar haber olacağı için. Cümleten, ismiyeten, isim cümlesi olunca. Şartın cevabı yani. Cevap cümlemiz. İsim cümlesi ise onun faili bitiştir. Başka? Yebde'u bi fi'lin talebiyin. Talebi fiille başlıyor ise. Başladığı vakit. Yebde'u bi kat sefesin. Üç harften. Kalpten, serpeden, sin ile bunların beraber üçünden herhangi biriyle başlıyor ise ne başlıyoruz? Cevap cümlesi bunlardan biriyle başlıyoruz. Faili bitişir. Yebde'u bi fi'lin camidin camid fiil ile başlıyoruz. Yebde'u başlamak. Mislu, leyse, bi'se, ni'me. Bunlar camid fiildir. Yebde'u bi edevatin nefyi mislu ma, la, len. Ma gibi, la gibi, len gibi. Nefi edatları ile beraber cevap cümlesi başlıyor ise yine kendisine fa harfi geçecek. Peki. La yuczemu mezun kılınmaz. Ne? Fi'lül cevabı. Cevabın fiil yani. Evet. Ellezî o fiil ki yakterinu bitişiyor bir fay fayla beraber. Elledi o cümle ki yakterinu bitişiyor ve o cümle o fiil bir fay fayla beraber. Demek ki faili bitişik olan cevap fiili mezum olmamaktadır. Faili bitişikse cevap o zaman o cezme olmuyor. Yani fay bir ne zaman bitişir neden önemli? Çünkü fa kendisine bitişmiş ise orası mezum olmayacak. Va koy entesen. Ne koy? Hattan bir çizgi koy. Şimdi hattan esved. Buradaki dala hareke vermemişler. Esvedü sevda nedir? Sıfatı müşebbehedir. Sıfatı müşebbeheler gayri munsariftir. Gayri munsarif esre ve tenvin kabul etmeyen kelimelerdir. Ancak belirli şartlarla bunları kabul ederler. Bu şartlara tutmadığı için esre ile tenvini de alamazlar. Peki hattan hat kelimesi bir çizgi. Nasıl çizgi? Esvet, siyah. Hattan burada nedir? Mensuptur. O zaman bu da mensup olacak. Esve'de. Esve'den değil ama temin değil. Tek fetha alacak. Hattan esve'de. Siyah. Siyah çizgi koy. Ne? Tahte cümleti şart. Şart cümlesinin altına. Tahte altına demek. Ve hattan ve sen yine koy. Ahmera. Bu da sıfatı. Ahmer. Kırmızı çizgi. Koy. Tahte cümletil cevabı. Cevap cümlesi. Altına bunu da koy. Kemafil misari. Örnekte olduğu gibi görüyorsun. Bir yerde siyah çizgi, bir yerde kırmızı çizgi var diyor. Sen de böyle yap. Yani şart cümlesine siyah, cevap cümlesine kırmızı çizgiyi yerleştir. Peki. İn şart edatımız. Tezheb ilel camiati. Burası şarttır. İn şayet. Tezheb ente. Enti gizli zamir. Sen yani. Sen gidersen ilel camiati üniversiteye ne olur? Tukabil karşılarsın sadikake kendi arkadaşını. K kendi diye mana verir. Yani senin arkadaşını, kendi arkadaşını karşılarsın. İn şart edatı tezzeb ilel camiati. Üniversiteye gidersen ne olur? Tukabil sadikake
Demek ki tezzel ile camia şart, tabi sadikat, burası da cevap cümlesi olmak. Şimdi bu şekilde alttaki örnekleri de yapmamız beklenmiş. 1. İnşa et tedrüs, sen ders yaparsan, kesiran çokça ders yapar, çokça ders çalışırsan, ne olur? Sence başarırsın. Fi imtihanat, imtihanlarda başarılı olursun. İlk şart edatımız tedrüs kesiran, burası şartımız. Öne sürdüğümüz koşul budur. İnşa et ne? Tedrüs kesiran. Çok ders çalışırsan ne olur? Sonuç yani. Sonuç cevap oluyor. Tencah fil imtihanat. Demek ki tedrüs kesiran siyah çizersin. Tencah fil imtihanati kırmızı olarak çizersin. Bununla beraber hemen asıl konu neydi burada? İn şart edatı. Nasıl şart edatı? İki tane muzari cezmeden. Bak in tezhebe birinci muzari cezme olmuş. Tukabil, bu da ikinci muzarimiz. Bu da cezme olmuş. Tukabil neden mezun? Niye lambda sükun işareti var diye sorarsa öğretmen ne diyecek, ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki baş tarafta in var. İn iki tane muzari cezmeden. Tezhebi de cezmetti. Tukabili de yine o cezmetti. Kendisi çok başarılıdır. İn tedrüs. Bakın sin. Bu cezm olayı kelimenin sonuncu harfinde meydana geliyor. Gidip T'de arama yani sonuncu harf sin. İn tedrüs bakın yuvarlak bir işaret sükun. Cezm olmuş. Tencah bu da cezm oldu. Neden böyle mesela tedrusu sinde niye ötre yok? İnden ötürü. Tencahu ha sinde neden ötürü? İnden ötürü cezm ediyor. Tamam şartlı cevabı da söyledik. Men de nedir yine? Cezm edatımızdır. Unutmuyoruz. Sadece in harf. Onun dışında her biri isimdir. Her biri isimdir derken neyi kastediyorum? Diğer şart edatlarının her biri. 2. Men her kim yahterin hürmet ederse, saygı gösterirse. Hüve burada faildir, gizli zamir. Kibarahu büyüklerine. Her kim büyüğüne hürmet ederse, yahterim hürmet eder. Hu o kişi. Yahterim hürmet eder hu o kişiye kim sigarahu küçükleriyle yazılmış. Ama buranın ben en azından şu an itibariyle yanlış hareketlendirildiğini düşünüyorum. Yahterim fiil. Tamam burada doğru. Yahterim kim hürmet ederse hüve fail. Kibarahu mef'uldür. Yahterim hürmet gösterir. Hu o kişiye mef'ul. Kim hürmet gösterir? Sıra ruhu küçükleri olmalıydı bence. Dolayısıyla ra'da ötü olmalı. Yahterim şeklinde. Yine aynı şekilde men ne yapmıştır? İki tane muzari cezmetmiştir. Yahterim, yahterim sonuncu harflerde cezim görüyoruz muzari'nin. Muzari'yi nereden anlıyoruz hocam? Muzari fiilin başında eteyne diye adlandırdığımız harflerden bir tanesi olur. Yani ya elif olur ya ta olur. Eteyne ya ya olur ya nun olur. Eteyne. Elif, ta, ya, nun. Bu dört harften bir tanesiyle başlayan fiile muzari diyoruz. Tabi illa bu dört harften birini aldı diye muzari olmasına dair bir ayet de yok yani farklı şey de olabilir. Bu yüzden fiil çekimini biraz bilmeniz, bablardan anlamanız çok önemli. Tamam, men şart edatımız. Yahterim kibarahu şartımız. Yahterimhu sigarahu cevabımız. Ma tef'al görüyoruz ki cezmetmiş birinci muzariyi. Ma cezmetmiş. Tecibi ikinci muzariyi de cezmetmiş. Ma her ne tef'al ente sen yaparsan hu onu min hayrin. Hayır namına. Hayırdan her ne yaparsan fi dünya. Dünyada tecid ente. Sen bulursun. Hu onu o yaptığın şeyi. Hayır namına her ne yaptıysan onu bulursun. Fi ahiret ahirette. Ma şart edatımız tef'alhu min hayrin fi dünya şart cümlemiz. Tecidhu fil ahireti cevap cümlemiz. 4. Meta ile başlamış. Meta tegul tenel görüyorsunuz cezim olduklarını. Meta her ne zaman tegul ente sen söylersen el hakka hakkı tenel sen nail olursun. Neye? Rıza Allah. Rızallahi Allah'ın rızasına nail olursun. Kavuşursun. Ente, sen. Ente buralarda gizli zamir fail olarak yer almıştır. Böyle bir şart yok yani. Şartla cevapla illa ente olacak diye bir şey yok. Sadece şu ana dek o şekilde
Gitmiş. 5. İn tuamil. İn neydi? İki tane muzari cezmeder ve harf idi. İn tuamil birinci muzari cezme oldu. Başka var mı? Bakıyoruz. Evet. Yuhibbuke. Aslında neydi? Yuhibbu ne? İdi hatırlayın. 5 fiilden birisi. Öyle değil mi? Fe'ale yef'alu. Yef'alune diye göstermiştik biz bunu 3-5 dakika önce. Yef'alune. Yuhibbune. Cemi, müzeker, gaip kalır diyoruz biz buna. Yani üçüncü şahıstır, erildir. Diyebilirsiniz, çoğuldur diyebilirsiniz. Yuhibbune, yuhibbu olarak yazıldı. Sondaki nun düştü. Ne olarak? Cezm alameti olarak. Yani cezm illa şuradaki yuvarlak işaret demek değildir. İnşa et tuamil muamele edersen ente sen muamele edersen ennase insanlara muameleten haseneten güzel bir muamele yaparsan yuhibbu onlar severler ke seni. İnşaat edatımız tuamil ennase muameleten haseneten burası olduğu gibi şart cümlemiz yuhibbuke ise cevaptır. Sen insanlara güzel bir davranış sergilersen ne olur? Onlar da seni sever. Burası da sonuç. Sonuç yani cevap cümlesi. Peki men yükesir olsa gerek. Kesura yeksuru. Burada y'de yani. Ötre var. O zaman kesara yükesiru. Yükesir diye okuyabiliriz. Yükefir. Tek S'lerine atlıyorum resmen. Men her kim yükesir çok yaparsa hive her kim. Kıraete ku Qira'etel kutubi kitapları okumayı yani kitap okumayı kim çoğaltırsa kim çok kitap okursa yezdedi artar. Yani o kişi ilmen ilim yönünden artar. Ne artıyor o kişi ilim yönünden artar. Ne olmuştur? Yükessir birinci muzari cezme oldu. Yezded ikinci muzari o da cezme oldu. Men yükessir qira'etel kutub burası yükessir. Kıraatel kütüb şart. Yezde de ilmen cevaptır. Ben zaten şart edatını izledim. Eynema tekun fettegillah. Eynema her nerede tekun ente. Sen olursan ol. Fettegillah. Allah'tan kork. Eynema şart edatımız. Tekun cezm olan muzari. İttegi. Bu da cezm olan muzari. İyi de hocam bu nasıl cezm olmuş? Burada ben kafta esre giriyorum. Bu kelime veqa yeqi veqa ye yeqi yu sülalesi mücerredin aslı veqa ye yeqi yu veqa yeqi diye son halini almıştır. Daha sonra iftihar babına aktarılmış ivteqa olmuş. İvteqa. İvteqa. Daha sonra üzerinde çeşitli işlemler yapılarak ivteqa itteqa olmuştur. Taya dönüşmüş vav. Daha sonra birincisi sakin, ikincisi hareket aynı harf yani T'ler yer aldığından idgam yapılmış, ittega hali alınmış. İttega, yettegi, çekim yapılır. Emri hazır, ittegi gelir. İttegi şeklinde gelir. Ama buradaki kaftaki estre onun sükun alametidir. Yani şundan dolayı diyor çünkü veka, ve ka ye kelimenin aslında son harfi nedir? Ya harfidir. Ya'nın hazfi, ya hasfedilmiştir. Yani hasfedilmiş olması yani illet harflerinin hasfedilmiş olması burada cezm alametidir. Burada yarın hasfedildiğine alamet olsun diye de kafta esre durur yani. Zamme durmuyor, fetha durmuyor. Sonuçta bu kelime ittebi nedir? Emri hazırdır ve meczumdur. Cezm alameti sonundaki illet harfinin silinmesidir diye bilin. Tabi emri hazırdır. Kork. Kim korksun? Ente, vay, gizli zamir. Sen kork. Kimden kork? Allah'a. Yüce Allah'tan kork. Celle Celaluhu burası da meful olmaktadır. Bununla beraber tekun şarttır. Fettegillah cevaptır. 8. Şu da var geçti. Burada soracak ya. Fa neden burada var? Henüz gelmedi. Gelir yani birazdan. Fa neden buraya bitiş? Cevabı fa neden bitişti? Şu an sormadın ama bazı yerlerde bitişir diye geçmişti. Dilerseniz bakalım. Tam olarak şudur. Yebde'u bi fi'lin darbiyyin. Talep fiili de bitişik olduğu için böyle oldu. Siz bilin bunu. Fa'neden var. İttaki taleptir, istektir, emirdir bu yüzden. Devamında da var mı? Devamında yok. 8. Meta her ne zaman teşteri
satın alırsan eğer desen. İştera, yeşteri, teşteri, teşteri. İlle tarifi hasfedilmiştir. Bakın burada yani konuşmaya kalkarsam 10 dakika rahat konuşurum. Yani uzun bir konu esasen. İştera, yeşteri, ra'dan sonra ya vardı. İlle tarifi. Ama ya şu anda yok. Cezme alameti olarak ya silindi. Olaya öyle bakabilirsiniz. Başka? Şiirler estre almaz diye duymuş olmalısınız muhtemelen. Estreyi isimden alır. İsmin alametidir. Ne? Sara, ketebe, ketebi. Öyle bir şey yok. Fiil estreyle bitmez. Tamam burada bitmiş. Teşteri. Ra'da estre var. Yoksa bu isim mi? Hayır. Buradaki estre kelimenin aslından elbette ama buradaki ra'nın estresi kelimenin son harfi değildir. Aslında nedir? Ya vardır. Dolayısıyla kelime yine de estreyle bitmemiştir. İştara, yeşteri, teşteri, teşteriyu aslı. Teşteriyu. Ama cezme alameti olarak ya silindi. Buradan silinen harfin ya olduğuna delalet etmesi, işaret etmesi bakımından sonuncu harfte esre kaldı. Meta cezmetti. Sonuç olarak teşteri kelimesi mezumdur. Cezme alameti ne? Nereden anladın cezme olduğunu? Sonundaki ile tarifinin silinmesidir deyin. İki, tecili. Yani bu da cezm halinde. Bunun cezm alameti açıkça sükundur. Ve, c, de, yecidu. Aslı yevcidu. Yani tecidu, tecil, tevciddir aslında. Vav vardır ama vav da silinmiştir. Çeşitli ila kaideleri. Fazla ayrıntıya girmeyelim. Mesela her ne zaman teşteri ente sen satın alırsan size yaraten bir otomobil, bir taksi tecid er rahata rahata kavuşursun, rahatı bulursun. Mesela şart edatı teşteri seyyara burası ne? Şart cümlesi. Tecid er raha burası da cevaptır. Tecid fiil ente gizli zamir faildir. Er rahata mef'uldür. 9. İda ca'e. İza nasıl mana verirsin? İza zaman demektir. Direkt zaman diyebilirsin veya dığı zaman. İda ca'e gelince ince unca unca böyle mana verirsin. İda ca'e gelince ney? Nesrullahi. Allah'ın yardımı veya el hakku hak gelince. Burada haktan bahsediyor. İda ca'e nesrullahi. Orada değiliz. İda ca'e gelince geldiği vakit ne? El hakku hak geldiği vakit ne olur? Zeheka el batilu batı zayik olur. Yani yok olur, mahvolur. Biter. İda ca'e el hakku şarttır. Zeheka el batı cevaptır. İzadan bahsediyoruz. İza bir şart edatı ama nasıl şart edatı? Cezmetmeyen şart edatı. Dikkat edin. İza ileler cezmetmeyen şart edatlarıdır. Bunu asla unutmayın. Sorulabilecek bir şey. Ben olsam sorardım. Aşağıdaki cezm edatlarından hangisi, aşağıdaki şart edatlarından hangisi cezmetmez? Bakalım ezberi bilgi var mı? Ya böyle böyle cümleler verilir, şart cevabı göster, hangisi mevzu değil gibi. İda ca'al hakku. Ca'al bir kere mazi fiildir. Zehega da mazi fiildir. Yani bu fiillerin zaten sükun işareti almasına ihtimal yok. Bununla beraber lev teabbelet. Taaddalet bozulmak demek. Lev şayet taaddalet bozulursa es-seyyarat otomobil nemşi biz yürürüz alel aktan ayaklarımızın üzerine yürürüz. Taaddalet es-seyyara şarttır. Nemşi alel aktan cevaptır. Lev zaten şart edatı olduğu açık. Zannedersem konu anlaşıldı. Yani bir şart edatını tespit edebilmek lazım. Bir de şart cümlesi, bir de cevap cümlesi. Bu üç ögeyi bulmak lazım. Ayrıca bazı edatların iki tane muzari cezmettiğini, bazılarının bir taneyi cezmettiğini, bazılarının ise izah ve lev gibi hiçbirinin cezmetmediğini gördük. Şart ve cevap cümlesi bazen muzari, bazen mazi. Şu an ca mesela, zehebe gibi. Bazen mazi, bazen muzari olabileceklerini de ifade ettik. Cezm demek illa sükun işareti, o yuvarlak işaret demek değildir. Bazen kelimenin sonundaki illet harfinin silinmesidir. Beş fiilde ise sondaki nun harfinin silinmesidir. Bunları da bilelim. Zaten cezme alameti 3 tanedir arkadaşlar. Cezme alametleri nelerdir diye sorulursa. 1. Sükun işareti. O yuvarlak bildiğiniz sükun cezme alameti olarak kullanılabilir. 2. Fiilin muzariden bahsediyorum. 5. Fiilin sonundaki nun harfinin silinmesi de cezme alametidir. 3. Muzari'nin sonundaki illet harfinin silinmesi, yazılan düşürülmesi de yine cezm alametidir. Demek ki cezm alameti 3'tür.
üçtür dedik ve üçüncü maddeye geldik. Rattib. Düzenle el-atiyete. Aşağıda gelen kelimeleri düzenle. Niye? Litekûne. Olsunlar diye. Cümelen. Cümleler olsunlar. Böyle cümleler ki şartı yeten. Şart cümleler olsun. Kemafil misali. Örnekte olduğu gibi mesela. Tezur, teksur, in, nahreke, mahabbetehu, mekaribek. İşte bunlar ben ne yaptım? Birleştirdim ve bir cümle yaptım. Diyor. İnşa et. Tezur sen ziyaret edersen, mekaribeke, akrabalarının teksur artar. Mahabbetehum, onların muhabbetleri artar. Nahveke, sana karşı, sana doğru muhabbetleri, sevgileri artacaktır. Bizi dikkate alıyor, değer veriyor ki geliyor derler. Hiç uğramazsanız farklı düşünebilirler. Peki bir. Fi tencah diye devam eden yer. Burada ne var? İn var. Bir kere şart edatını en başa alacaksın. İn. En başta olmalı. Burada ne var? Men. En başta olmalı. Burada nerede var? Ma var. En başta olmalı. Yani bu şekilde arkadaşlar evvela şart edatlarını başa alın. Ardından şart cümlesi olacak kelimeyi, muzari ve maziyi yerleştirin. Buna göre bir. Bire ne diyoruz? Bire diyoruz ki inşaet tamel sen amel yaparsan. Yani yaparsan. Tamel çalışırsan. Bir ciddin. Ciddiyetle çalışırsan. Bir ciddin. Ciddiyetle çalışırsan. Tencah başarırsın fil hayati. Hayatında başarılı olursun. Tencah başarılı olursun. Fil hayati. Hayatta. Yaşamda. İn şart edatı. Tamel bir ciddin. Şart cümlesi. Ciddiyetle çalışırsan. Tencah fil hayati. Cevap cümlesi. 2. 2 meşhur. Men arafe nefsuhu fekad arafe rabbehu. Yani hadistir değildir diye çok tartışılan bir cümle. Bilmiyorum belki sizler de duymuşsunuz. Men şart edatı. Arafe nefsuhu şart cümlesi. Fekad arafe rabbehu cevap cümlesi. Zannedersem anlaşıldı. 3. Maher ne? Teallemte, sen öğretirsen, hu onu her neyi öğretirsen, fis-sigari, küçüklere her neyi öğretirsen, yenfa fayda verir ke sana, fil-kiberi, yaşlılığında. Yaşlılıkta faydasını görürsün. 4. Eynema, her nereye yezhebu gidersem, ya gider ise kim, el-ebu, baba her nereye giderse, yetbe'uhu onu takip eder. Kim? Evladuhu onun evladı onu takip eder. Evladuhu evladı onu takip eder. 5. Meta her ne zaman tettasil bi. Tettasil bi. Yani bi yazıyor hatta. Meta her ne zaman tettasil bi. Benimle temasa geçersen. İletişime geçersen. Fe bu durumda STCD. Sen bulacaksın ente gizli zamir failde. Sen bulacaksın neyi beni ne bulacaksın müstaidden yardıma hazır olarak bulacaksın. Yardımcı olarak bulacaksın. Madde 4. Beyin beyan et ente sen sebebe iktiranil cevabi bil fa'il. Cevabın faili bitişik olması sebebini beyan et. Cevap cümlesi faili niye bitişmiş? Fil cümelil atit aşağıdaki cümlelerde. Kemafil misali örnekte olduğu gibi mesela el cümel cümleler. Sebebu iktiranil cevabı bil fa'i. Cevabın faili bitişik olma sebeplerini de buraya yazın demişler. İn teksib el mübarate artık feleke caizetun kebiret. Açıkla demiş. Burada leke de niye fa var? Feleke. Bu durumda leke. Cevabı şartı, şart cevabı, şartın cevabı nedir? Cümletun, ismiyetun, bu yüzden böyle. İsim cümlesi olduğundan böyle. Leke senin için vardır, caizetun, kebiratun. Pekala, madde 1. İnşaat evzabe, kızar ise, ke sana kim? Validâken, validun, validâni, tesniye edilir değil mi? Validâni, bu tesniye kelime. Sondaki nun harfi nerede peki? Sonundaki nun harfi kaybolmuş arkadaşlar. Sebebi ise tesniye bir kelime muzaf olduğunda
sonundaki nun harfinin düşmesidir. Tekrar edelim. Tesniye bir kelime muzaf olursa sonundaki nun harfi düşer. Validani, valida olur. Örnek tebbet yeda ebi lehebi. Tebbet yeda. Aslında yeda nedir? Yedani tesniyedir. İki elden. Yedün yedani. Ama orada yeda kelimesi muzaf olduğundan nun düştü, nun silindi, yeda kaldı. Aynı şekilde valida, kalema, kalemun, kalemani, kalema, seyyaratun, seyyaratani, seyyarata diye kalır. Katibun, katibani, katiba. Sondaki nun düşer. Tamam, validake. Artık annen, baban. İnşaat evzı ve kızarsa ki sana validake, anne baba sana kızarsa ki bu durumda la tegul ente, sakın sen söyleme. Lehuma, onlara ne söyleme? Uffin. Of bile deme. Pekala, neden burada fa var? İn, şart edatı. Elzabeke validake, şart cümlesi. Fela tegul lehuma uffin, cevap cümlesidir. Peki neden cevap cümlesinde fa vardır? Yebde'u bi fi'lin menfiyyin. Öyle değil mi? Menfi fiille başlıyor. La tegul menfi. Menfi olumsuz demek. Menfi fiille başlıyor cevap cümlesi. Bu yüzden başına fa eklenmiştir. 2. Men her kim zaleme zulmederse. Ennase insanlara. Fesefe yendem. İleride ne olacaktır? Pişman olacaktır. Yendem dedim ama gerçi burası ne? Yendem olacaktır. Yendem o değil. Yendem. Çünkü men ne yapar? İki tane muzariyi cezmeder. Zaleme mazi fiildir. Sakın buraya zalem diye okumayın. Yani cezmedecek de iki tane. Zalem, mime, sükun vereyim. Yok. Zaleme mazi fiildir. Dolayısıyla bunun mezunluğu nasıldır? Mahallendir. Yani zalem değil. Zaleme yazın. Görünürde cezme alameti yok ama biz var olduğunu biliyoruz. Yenden muzari olduğu için açıkça mim burada sükun alacaktır. Men zaleme ennase fesef yenden deriz. Peki burada cevap cümlesinde sefe yer aldığından fa dahil oldu arkadaşlar. 3. Ma teddehir el yevme maherne teddehir ente sen hazırlarsan el yevme bugün. Şe bu durumda se yakında yenta fayda verir. Ke sana galen yarın. Yani yakında derken yarın sana o fayda verecektir. Fese yenta fayda verir. Hüve o. Hüve gizli zamir faildir burada. Ke sana fayda verir. Kadem yarın. Yarın sana fayda verecektir. Maherine tedbir hazırlarsan ellerine bugün. Fese yenta'ke kadem. Yarın sana o fayda verecektir. Pekala burada S neden var? Çünkü sin var burada öyle değil mi? Yebde'u bi sevfe. Yebde'u bi sin. Burada sevfe, burada sin. Sinle başladığından cevap cümlesi kendisine fa dahil oluyor. Yani buradaki olaylar cevap cümlesi nasıl başladı? Ona göre oraya fa dahil olur veya olmaz. Birincisinde cevap cümlesi olumsuz olduğundan, olumsuzluk harfi içerdiğinden cevaba fa dahil olmuş. İkincisinde cevap cümlesinde sefe vardı. Bu yüzden fa dahil oldu. Üçüncüsünde sin harfiyle başladı cevap cümlesi. Bu yüzden fa dahil oldu. Teddehir eyleme şarttır. Fese yani fa'nke gaden cevaptır. Ma zaten şart edatı. Dört. Eynema şart edatıdır. Teskun. Bakın burada ne vardı? Ma teddehir mezdum. Yenfa bu da mezdum. Yani mana yapmıştır. İki tane muzari cezbetmiştir. Bakalım eynema aynı işi yapabiliyor mu? Eynema da aynı işlemi yapıyor. Bu yüzden eynema her nerede teskun ente sen oturursan otur. Selen tetehallas asla kurtulamayacaksın. Min terevu sil cevdi hava kirliliğinden asla kurtulamazsın. Televsün cevi hava kirliliği demek. Tehallus kurtulmak. Pekala buradan anlatacaktık. Neden şey var? Çünkü lenle başlıyor cevap. Aynı şey. Yebde'u bi fi'lin menfiyyin len. Menfi fiille başlıyor cümle. Menfi edatla başlamıştır cevap cümlesi.
Cevap cümlesi menfi edatla başladığı için cevaba fa dahil oldu. Ayet geliyor. 5. Men her kim yuta' itaat ederse yuta' mezzumdur. Aynındaki esre arizidir. Yani asli değil. Aslında bunu da eta' yuti'u yuti' yuti' er-rasule. Buradaki ne diyelim? Harfe, elife hareket verilemeyeceğinden, sakin olduğundan, aynı da sakin olduğu, iki tane sakinin yan yana bulunması caiz olmadığından ayna esre sonradan verildi. Men her kim yuta itaat ederse er rasule fe bu durumda kat muhakkak ki etaa itaat etmiş oldu. Ve o kişi yani Rasul'e itaat eden kişi kime itaat etmiş oldu? Allah'a, Yüce Allah'a. Suratun Nisa, Nisa suresi ne yazıyor? 80 yazıyor. 80 numaralı ayet. Men şart edatımız yudu'a birinci muzari. İkincisi eta'a. İkinci fiilimiz bu. Mazi olarak geldiğinden eta'a gibi sonuncu harfe yani bir cezm alameti veremiyoruz. Ama biz biliyoruz ki men iki tane muzari cezmeder. Tabi muzari olarak gelirlerse. Yani şartı da cevabı da. Yudu'a er-rasule şart cümlesidir. Fakat eda'a Allah'ı cevap cümlesidir. Fa neden cevaba dahil oldu? Çünkü fiilin cevap cümlesinin başında kat var. Yebde'u bi'kadi. Cevap cümlesi kat ile beraber başladığından cevaba fa dahil olmuştur. 6 numara yine bir ayet var. Men her kim her kimi yehdi heda yehdi hedeye yehdi yu kelime de mezzumdur. Cezm alameti nedir? Cezm alameti sonundaki ya harfinin silinmesidir. Cezm alameti sonundaki ya harfinin silinmesidir. Heda yehdi burada dal ya vardı daldan sonra ama silindi. Yehdi diye kaldı. Demek ki illet harfinin silinmesi cezme alameti burada. Pekala. Men her kimi yehdi hidayet erdirirse Allah Allah ve bu durumda hiç o kişi el mühtedi şüphesiz ki hidayete ermiştir. Men şart edatımız yehdi Allahu şart cümlemiz fehir el mühtedi ise cevap cümlemizdir. Cevap cümlesi isim cümlesidir. Bakın hiç el mühteda el mühtedi onun haberidir. Cevap cümlesi burada haber olduğundan cevaba fa dahil olmuştur. Cevabı şartı cümletun ismiyetun diye yazabilirsiniz şuraya. Peki ara 8'e geldik. 8'de ne var? Meta her ne zaman tekra ente sen okursan el Kur'an'e Kur'an okursan tekra okuhu o Kur'an'ı bir tedebburin tedebbürle beraber oku. Tedebbür düşünerek oku yani. Sırf sevap diye gece gündüz Kur'an okuma. Kur'an-ı Kerim'i okurken aynı zamanda manasını düşünerek tabii ki sevabını murat edeceksin ama sadece sevap olsun diye değil. Yani manasını da düşünerek oku. Meta şart edatımız. Tekra, tekra. İki tane cezm halinde fiil görmektedir. Tekra, muzaridir. Tekra ikra yani burası zaten emri hazırdır. Pekala tekra el Kur'an'ı şarttır. Tekra hu bi tedebbürin burası cevaptır. Cevap cümlesine fa dahil oldu. Neden? Çünkü yebde'u bi fi'lin talebiyyin. Çünkü emri hazır ile yani bir emir fiile bir talebi bir istek ifade eden fiil ile cevap başladığından kendisine fa dahil oldu. 5 numaraya geldik. اَعْرِبْ مَا تَحْدَهُ خَطَّنْ فِي الْجُمَلِ الْاَتِيَةِ كَمَا فِي الْمِسَالَيْنِ اَعْرِبْ اِعْرَبْلَ نَيْ مَا اُوْ شَكِ تَحْتَهُ onun altında vardır. Ne vardır? خَطُّنْ bir çizgi. Nerede? فِي الْجُمَلِ الْاَتِيَةِ aşağıdaki cümlelerde كَمَا فِي الْمِسَالَيْنِ örneklerde. İki örnekte olduğu gibi. İnşa et tekfur küfrederseniz bir ayat illahi Allah'ın ayetlerine ve bu durumda len asla tedhule giremezsiniz el cennete. Cennete giremezsiniz. Böyle bir durum var. Pekala. Ne demiş burada? Tekfur mesela altı çizili olduğu için onu anlatılmış burada. Fi'lun muzari'un meczumun bir sükuni. Sükunle beraber meczum muzari fiildir. Tekfur. İn tetubu eğer tövbe ederseniz İlallahi Allah'a fe inno şüphesiz ki Allah'ı tevvabun, tevvab olarak bulursunuz.
Sebap çok çetirebilir kabul eden. Yuhibbu sever. Hüve o Allah neyi sever? El-af ve affetmeyi sever. Tetubun altı çizili olduğu için anlatmışlar. Fi'lun muzari'un mevzumun bihazfin nuni. Nun hasfiyle beraber mevzum muzari fiildir. Tetubu. Aslında nedir? Tetubune. Cem-i müzekkerdir bu. Cem-i müzekker. Nun hasfiyle çünkü beş fiilden birisi. Pekala madde bir. Men her kim yezra' ekerse eşşerra, şer ekerse kötülük, haset ekerse yahsudu, hasad eder, biçer, enne pişmanlık. Pekala yezra' nedir? Yezra' şi'lun muzari'un mezzumun bi sukuni. Sukun ile mezzum muzari fiildir diyebiliriz. 2. İnşa'ya tukrimu ikram ederseniz zuyufekum misafirlerinize işte bu durumda setefuzune sizler kazanırsınız bir rıza Allah'ın rızasını kazanırsınız. Bir rivallahi battan beri okuyalım. Bir rivallahi Allah'ın rızasını. Pekala tukrimu nedir? Fi'lun muzari'un mezzumun bihazfin nuni. Nunun hasfi ile beraber mezzum muzari fiildir. Tukrimu ne idi? Ekrame. Yukrimu, tukrimu, tukrimune. Madde 3'e geldi sıra. Madde 3 meta her ne zaman temraz ente sen hasta olursan te bu durumda aleyke sana gerekir ne gerekir? Ezzihab gitmek gerekir. Nereye? İle tabibi doktora. Temrazdan bahsederim diyor. Temraz nedir? Fi'lun muzari'un mezzumun bi sukuni. Sükunla beraber mezzum muzari fiildir. Zaten görüyoruz. Ezberi bir şey yok burada yani arkadaşlar. Yezra' zer'a yezra'u. Men yezra' ne yapar? Nüsret kelime. Muhatabanın misali hariç cezm alameti nedir? Sükundur. Tabi illetli de olmayacak. Tukrimu 5 fiilden biri olduğu için nunun hasfi ile. Temraz yine müfrettir. Muhatabanın misali değildir. Ve sonunda illet harfi yoktur. Bu yüzden cezm alameti sükundur. İnşaet tutbinu sağlam yaparsan. Tutbinu nedir aslında? Tutbinu ne? Sonunda bir nun var. Yani cem-i müzekker salimdir burası. Dolayısıyla hasfi nun. Nun'un hasfi ile. Bir okuyalım. İnşaet tutbinu sağlam yaparsanız e'maleküm işlerinizi ve bu durumda seyenheza destek çıkmış olursunuz. Kalkındırmış olursunuz. Ve vatanuna vatanımızı bir suratin hızlıca vatanımızı kalkındırmış olursunuz. Tutbinu ne dedik zaten? Fi'lun muzari'un mezzumun bi hazfin nuni. Nun hasfi ile mezzum muzari fiildir. Ya Fatime tu ey Fatma gayr mustarif T'ye tek ötre vereyim. İnşa'e tücehizi lena bizim için hazırlarsan in tücehizi sen hazırlarsan enti gizli zamir. Tücehizi bakın burada ne var? Tücehizi ne aslında değil mi? Muhatabanın müfredi burası. Yani ikinci şahıs müennestir ve müfrettir. Bu durumda onun hasfi yine. Çünkü beş fiilden birisi. İn tücehizi şayet sen hazırlarsan lena bize ne? Et-ta'am yemek hazırlarsan neşkur bize teşekkür ederiz ki sana. Ya Ahmedu olsaydı neşkur ke olacaktı. Sana teşekkür ederiz. Tücehizi'den bahsetmek gerekirse fi'lun muzari'un mezzumun bihasfin nuni. Bu hasfi ile mezzum muzari değildir. Es'iletul isti'ab. Artık sonuncu sorulara geldik. Sonuncu sorulardayız. Es'iletul isti'ab kavrama yani konuyu kavrama soruları diyebiliriz. Tehaddes, bahset, konuş. Ma zemilike veya da zemiletike. Zemilike, zemiletike. Yani artık arkadaşınla beraber bunu konuş. Zemil erkek arkadaş, zemiletun ise kız arkadaş demektir. Erkek arkadaşınla veya kız arkadaşınla beraber, ne beraber demek? Beraberce konuş. Kim konuşsun? Sen.
Ente gizli zamir fail oluyor. Neden? Çünkü tahdis emri hazırdır. Peki ne hakkında? Neyden konuşalım? Anin nezafeti. Nezafetten konuş. Müsteinen yardım alarak. Neyden? Bir sualeyni. İki sualden, iki sorulan. Öyle iki soru ki el atiyeyni. Aşağıda yer alan, aşağıda gelen iki sorudan faydalanarak, onlardan yararlanarak nezafete yani temizliğe dair erkek veya kız arkadaşınla beraber konuş. 1. Kem nev'en lin nezafet. Nezafet için kaç nevi vardır? Kaç kısım vardır? Buna cevap verdim. Nasıl cevap verdim? En nezafetu mühimmetun fi hayatil insani. İnsan hayatında temizlik mühimdir. Tenkasimu ila nev'eyni. Enkasimu ila nev'ayn, iki neviye ayrılır. Enkasimu iki kısımdır. Ne? Hiye, o, temizlik, nezafet, iki kısma ayrılır. Gizli zamir hiye. İla nev'ayn, iki neviye ayrılır. Enkasimu kısımlanır, ayrılır. Ne ayrılır? Hiye, o, nezafet. Neye ayrılır? İla nev'ayn, iki kısma ayrılır. Ve şeklin amin, genel olarak, genel itibariyle böyledir. Bunlar da nedir? En-nezafetul-madiyyitu ve en-nezafetul-maneviyyitu. Parçada geçiyordu zaten. En-nezafetul-madiyyitu ve en-nezafetul-maneviyyitu. Bu şekilde ikiye ayırmış olduk. Yani kem nev'ane lin-nezafetinin cevabı esasen nedir? Tenkasimu en-nezafetu ila nev'ayni diyebilirsin. Tenkasimu fiildir. En-nezafetu fail olarak yazarsın. İla nev'ayni iki neviye ayrılır. Bir şeklin amin genel olarak. Bunlar da nedir? En-nezafetu'l-madiyyetu ve en-nezafetu'l-maneviyyetu dersin. Bitti. Soru 2. Limada niçin yahussu teşvik ediyor? Hasse yahussu. Bilenler için muzaaf fiil ya, muzariydi. Kim teşvik ediyor? Er İslam, İslam. Neye? Ale nezaket, temizliğe. İslam temizliğe niye? Niçin teşvik etmektedir? Yahussu teşvik ediyor. Er İslamu, İslam. Ale nezaket, temizliğe. Bi nev'ayha. Minevayni idi esasen. Nev'un nev'ani, nev'ayni kelime tesniyedir, muzaftır. Bu yüzden sonundaki nun düşmüştür. Tesniyeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi yazılmaz demiştik. Bu yüzden minevayha iki nevisiyle beraber, iki kısmıyla beraber, yani her iki kısmına da her iki kısmıyla beraber İslam temizliğe teşvik etmektedir. Ya'tebiruha İ'tebara ya'tebiru ve dikkate almaktadır. Ha, o nezafeti cüz'en minel iman. İmandan bir cüz olarak onu dikkate almaktadır. İşte bu yüzden onu ne yapar? Teşvik etmektedir. İmandan bir cüzdür. Li'ennen nezafete, çünkü nezafet, la tete'allegu alakalı değildir. Bin niyeti bil bi ve bil bi eti fakat bil bi eti fakat bu bi parçada geçiyordu zaten bil bi eti fakat yalnızca çevreyle alakalı değildir ki muhitle alakalı değil bel aksine sadece çevreyle alakalı olmak şöyle dursun tetaallegu alakalıdır ney hiye gizli zanır o nezafet alakalıdır. Neyle alakalıdır? Bil akli, akılla da alakalı, akıl sağlığı. Vel fikri, fikirle alakalı. Vel kalbi, kalp ile alakalı. Bu böyle devam eder yani. Eyzan aynı şekilde bunlarla da alakalıdır. Bu yüzden İslam temizliğe teşvik etmektedir. Geçelim. İki uktub yaz. Ente, sen, ne yaz? Erba'a cümelin. Uktubu emri hazır olduğu için bağda sükun var. Ente gizli zamir, gizli yani yazıda yok. Fail olduğundan
Erba'a onun meful olmaktadır. Erba'an olamaz. Çünkü erba'a muzaftır. Muzaflar tenvin almaz. Cümel de bu durumda muzafun ileyh olacaktır. Zaten 3 ila 10 arasındaki rakamların temizlerinin cemi ve mecrur geldiğini ifade etmiştik. Erba'a 4 demektir. Ardından gelen kelime hem cemi hem de mecrur olmalı. Mesela cümletun yazamazsın. Cümletun müfrettir. Tekildir yazılamaz. Çoğul yazılması gerekir. Bu yüzden cümel yazılmış. Lama da esre vermemiz gerekecek. Çünkü bu kelime mecrurdur. Evet. Uktub ente erba'a cümedin. Sen 4 tane cümle yaz. 4 tane cümle yaz. Müstahdimen yardım alarak fiha o cümlelerde yer vererek neye? Edevatü şart. Şart edatlarını kendisinde barındıracak şekilde yaz. 4 tane cümle. Buna göre yazalım 4 tane cümle. 1, 2, 3, 4. 4 tane çizgi var zaten. Her birine bir tane demek ki. İnşa et tektubu sen yazarsan. Tektub ente yani. Ente gizli zamir fail olur. Sen yazarsan. Vacibe ke ödevini yazarsan. Yeşkur teşekkür eder. Ke sana kim teşekkür eder? Muallimu ke öğretmenin sana teşekkür eder. Pek zannetmiyorum ama hani edebilir. İkincisi şu var şimdi şart cümlesi yani şart edatlarının yer aldığı bir cümle kurdum. Evet, in kullan. İn tektubu mezun. Yeşkur o da mezun. Şart cümlesi cevap. Madde 2 tam açıklayalım isterseniz. Yani konunun anlaşılmasına fayda olacaktır. İn şart edatı. Tektub vacibek şart cümlesi. Yeşkurke muallimuke cevap cümlesidir. 2. İde kunte sen olduğun vakit. Ne olduğun vakit? Saikan, saik olduğun vakit. Saik sürücü demek. Mesela otomobil sürüyoruz. Öyle sürücü ki misaliyen örnek. Doğru, aklı başında kurallara saygılı bir sürücü olduğun vakit şey bu durumda la tuhalif muhalefet etme. Kim? Ente, sen. Neye muhalefet etme? Nizamel mururi trafik sistemine, trafik kurallarına aykırı davranış sergileme. İda nedir? Şart edatlarından birisidir. Ama unutmayalım ki cezmetmeyen şart edatlarından bir tanesidir. Künte saikan misaliyen şart cümlesidir. Fela tuhalif nizamel mururi cevap cümlesidir. Görüyoruz ki cevabın başına fa dahil olmuştur. Sebep ne arkadaşlar? Fela tuhalif. Burada fa neden var? Bir düşünün. Hemen bulamadıysanız videoyu durdurup yukarıda şu şu durumlarda cevaba fa dahil olur diye konu geçmişti. Kitaba bir bakın. Bu örneğe bir daha göz atın. Evet. Doğru cevap nedir? Fela tuhalif. Cevap olumsuz, menfi edatla başlamış. La ile başlamıştır. Bu yüzden kendisine fa dahil olmuştur. Bir diğerini yazalım. Meta her ne zaman tezheb ente. Sen gidersen ente gizli yazıda yok. Sen gidersen ile medresetike okuluna her ne zaman gidersen tuşahidi şahit olursun zümelaeke arkadaşlarına. Arkadaşlarını görürsün. Şart edatı metadır. Tezzer ila medresetik şart cümlesidir. Tuşahid zümelaek ise cevap cümlesidir. Dördüncü cümlemizi yazalım. İzâ her ne vakit eratte sen istersen irsâle berkiyetin. İrsal göndermek demek. Berkiye telgraf demek. Her ne zaman telgraf, mektup göndermek istersen işte bu durumda izheb yani fezheb sen git ila mektebi beriydi. Mektebi beri postane demek. Postaneye git telgraf gönder. Bu devirde telgraf hala belki gönderiliyordu bilemiyorum ama postanede olduğunu düşünmüyorum artık. Yok diye düşünüyorum. İda yine kullanıldı. İda neydi? Cezmetmeyen şart edatlarından bir tanesiydi. Eratte irsale berkiye. Burası şart. Fezler ila mektebi verip cevap cümlesidir. Peki cevabın başına neden fa dahil oldu? Cevap. Cevap şu. Fezheb şey izheb yani. Zehebe yezhebu. Zehebe yezhebu. Ben zeyleri yani ve, fetek ve
Thy olarak okumuyorum ama siz anlıyorsunuz işte. V yani. Versek V. Ne dedik? Vehebe yezhebu. Üçüncü bab sülâsı mücerred. Emir hazır. İzheb diye gelir. Talep fiilidir. Talep fiiliyle cevap cümlesi başladığından başına fa dahil olmuştur. Devam edelim. Sırada ne var? 3 numaralı soru var. 3 numaraya baktığımızda Ecib cevap ver. Kim? Ente. Sen cevap ver. Ben verecek değilim diyor. Hani esiretil atiyet aşağıda gelen sorulardan cevap ver. Müstahdimen yine yardım alarak el kelimati elleti o kelimelerden ki beynel kavseyn. Şurada yer alıyor. Bu kelimelerden yararlanarak kemati misali örnek olduğu gibi. Maza te'huz ma'ke lev nezele el matar. Mazane te'huz alırsın ma'ke yanına kendine beraber ya. Lev şayet nezele yağsa el nadaru yağmur. Şayet yağmur yağsa, yağacaksa yanına ne alırsın? Lev nezele el nadaru ahuzu ma'iye el mizalle. El mizalle şemsiye demek. Şemsiye yanıma alırım. Yani bunu ne yapmış? Mizalle kelimesini kullanarak soruya cevap vermiş. Üstte soru var, aşağıda cevabı var. Yine sorular, sorular, sorular var. Her birine cevap vermemiz istenmektedir. Madde 1. Mazane terke bu. Mada terkerde. Maza terken. Neye binersin? Levşayet taabbaret bozulsa el hafile tu otobüs. Otobüs bozulsa neye binersin? Cevap verelim. Burada neyi kullanmamız gerekir? Levşayet taabbaret bozulsa el hafiletu otobüs erkebu ben binerim. Seyyarate ücret. Ücretli ve seyyaraten ücreten. Ücretli otomobile binerim. Yani günümüzde Türkiye için söylemek gerekirse sarı taksiler. Ücretli, özel taksi, hususi taksi artık. Ticari taksi, evet, doğru tabir bu. Mada neye terkep ente sen binersin levşayet taaddaret bozulsa el hafiletu otobüs. Levşayet taaddaret bozulsa el hafiletu otobüs erkebu ben binerim. Seyyaraten ücreten ücretli otomobile taksiye binerim. 2. Mada ne tegulu ente sen söylersin. Levşayet atase aksırsa Sadiguke senin arkadaşın. Arkadaşın aksırmış olsa sen cevaben ne dersin? Yerhamukallah. Peki o ne der? Yehdina ve yehdikumullah der. Bu hadise sabittir. Çok yaşadığı bir şey yok yani o bizim insanların uydurduğu bir şey. Çünkü yeri gelir ki çok yaşamak ziyan olur, zarar olur. Peki, madde 2 değildik. Levşâet atase aksırsa sadiqi benim arkadaşım egulu ben derim ne derim yerhamukallah Allah sana rahmet etsin yerhamukallah derken lafzı kullanma hikmesini öğrenin yerhamu fiildir ke mef'uldür Allahu faildir mef'ul okunacak yani. Allah sana rahmet etsin acısın demektir. Madde 3 ila eyne nereye tezheb sen gidersin. İda eratte. İstediğin vakit. Şirae kamis. Şira satın almak. Kamis gömlek. Gömlek satın almayı tasarladığın, istediğin, dilediğin vakit. İla eyne tezler. Nereye gidersin? Gideceğin yer neresidir? İda erattu. Ben dilediğim vakit. Ney? Şirae kamisin. Gömlek satın almayı dilediğim vakit ezhebu giderim ila mahallil melabis. Mahallil melabis giysi mağazası demektir. Giysi mağazasına giderim. Mağazaya giderim. 4. Keyfe nasıl tesugu? Sen sürersin. Seyyarateke otomobilini aracını. İdâ kânel mururu
Müzdahiman. El-murur trafik demek. Trafik olunca, trafik olduğu vakit, nedir olduğu vakit? Müzdahiman, kalabalık olduğu vakit. Müzdahim kânen haberi el-murur ismidir. Nasıl sürersin? Cevap veriyor. Cevap verirken burayı kullanacağız. İbudu in. İzâ kânel mururu müzdahiman esûgu. Esûgu. Ben sürerim. Seyyarati. Otomobilimi ibud in. Bud in. Bu dikkatli demek mesela. Dikkatli. Yavaş sürerim. Yavaş sürerim. Burada tesugu diye yani sen kastedin sana sorulduğunda ne yapıyoruz? Esugu, nefs-i mütekellim vahde yani birinci şahsa fiili dönüştürdük. Üçte de yine tezhebu geçmekte. Tezhebu ne olur yine? Ezhebu olacaktır. Yani yine birinci şahsı olacaktır. Burada da tegul, ikide de tegul yine senden bahsettiğinden fiili yine birinci şahsa çevirmen gerekiyor. Bu yüzden egulu dedik. Terkebu, terkep. Burada da yine sen kalıbı alındığından yani terkep üçüncü şahıs değil, ikinci şahıstır. Sen manasına göre fail sendir. Sana hitap olduğundan ben diye cevap vermen gerekiyor. Bu yüzden erkebu kalıbını kullandık. Sıra bir şey geldi. Madane yecibu gerekir aleyke sana. Sana ne gerekir? İda kâne olunca indeke senin yanında imtihanın. İmtihan. Senin yanında imtihan olunca yani sen imtihan edileceğin vakit, sen imtihana çekileceğin vakit sen ne yapman gerekir? Cevap ver. İda kâne indi imtihanın o zaman İdâ kâne indî imtihân, benim yanımda imtihan olduğu vakit, yani imtihan edileceğim vakit demek bu. Uzâkiru, uzâkiru, durusi, uzâkiru, tekrar ederim, hatırlarım. Durusi, derslerim, derslerimi tekrar ederim imtihan olacağım vakit. Sonra imtihana giderim. Bakmadan gidecek kadar değilim yani. Demek istemiyorsun. El müfredat, el tabirat, el celile. Burada bir takım kelimeler var. Yeni kelimelerimizdir. Bunların manalarını bulabilmeniz istenmiş. Zaten bir kısmı işte yukallimun gibi, bu gibi, tertemiz, turain gibi bir takım kelimeler zaten parçada geçti. Geçmeyenler varsa da sözlükten bulunur. Sözlükte yoksa bir iki kitabın en sonunda olabilir. Diyerek bu üniteyi böyle tamamladık. Sırada el-vahde 2. En nüket. Burada kaldık arkadaşlar.